Bergama ilçesinde 832 dönümlük 19 tarla bizzat belediye tarafından satışa çıkartılmıştı. Köylüler tepki amacıyla traktörlerini toprağa sürdüler, hatta ekim bile yaptılar. Bu yerden yıkılsın, kapıdan yiyorum. Dedemizden kalan malını mahallede topraklarını asfaltlanma yapacakmış. Buna biz karşıyız. Ayıptır, günahtır. Biz nasıl geçineceğiz? 832 dönüm 19 tarla Bergama Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Yıllar önce imece usulüyle alınan vakıf arazileri yeni bir yasayla Bergama Belediyesi'ne devredildi. Ardından AKP ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla satışa çıkarıldı. Bizden önce bu köylerde belki okuma yazma bilmeyen muhtarlar, köy ihtiyar heyetleri bu toprakları imece usulüyle almışlar. Bunlar da yani bir yasayla Bergama Belediyesi bunları satacağız diyor. Köylüler bu kararı daha önce belediye önünde protesto etti. Bu kez satılmak istenen tarlaları traktörleriyle sürüp arpa ve buğday ektiler. Bir gecede 70 tane traktörle 300 dönüm yeri arpayı ekti. Böyle bir tepki amaçlı bunu da yaptılar. AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu'ya ve satış kararını destekleyen MHP'ye köylünün ata toprağını satmayın diye seslendiler. Efendim benim köyüm 1453 yılından bu yana Osmanlı kürekçi defterlerinde, Osmanlı vergi defterlerinde ismi hala daha Çitköy olarak geçen bir köy. Bu vakfedilen toprakların tekrar aynı amaçta kullanılmasını istiyoruz. Haraç mezat satılmasını istemiyoruz. Bütün şehir yasasıyla bu topraklar bize devroldu. Biz satarız. Satamazsınız efendim. Biz buralara yargı yoluna gideceğiz. Satılmaması için elimizden ne geliyorsa bileceğiz. Tabii bunlar seçimle gelmiş insanlar. Bizler de seçimle geldik buraya. Haddini bu insanların mutlaka sandıkta bu arkadaşların şu arkanızda gördüğünüz halk gün gelir bildirir. Konu daha önce CHP ve İYİ Partili vekiller tarafından gündeme getirilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a köy malları Katar'a mı verilecek diye sorulmuştu.